Gelelim sınır kapılarımıza. Sınır kapılarımız da sınavlarda soruluyor arkadaşlar, sınır kapılarımız. Şimdi sınır kapılarımız biraz ezber işin açıkçası. Ezber yapmamız gerekecek sınır kapılarımızla ilgili. Şöyle söyleyeyim size. Şunun üzerinde anlatayım. Türkiye'nin en uzun sınırının olduğu ülke biliyorsunuz Suriye'dir. Suriye ile olan sınır kapılarımız Yayladağ sınır kapısı. Hatay'ın Yayladağ ilçesindedir. Cilvegözü sınır kapısı. Zeytin Dalı sınır kapısı. Zeytin Dalı sınır kapısı en son açılan sınır kapımızdır arkadaşlar. Zeytin Dalı sınır kapısı ya da Kumlu sınır kapısı diye de geçiyor arkadaşlar. Zeytin Dalı ya da Kumlu. Hatay Kumlu ilçesinde olduğu için Kumlu sınır kapısı olarak da geçer. You are currently Öncü the only Pınar, person in this conference. Karkamış, Mürşitpınar, Akçakale, Ceylanpınar, Nusaybin sınır kapıları. Nusaybin sınır kapısı demiryolu bağlantısı olan sınır kapımızdır arkadaşlar. Irak ile demiryolu bağlantımız yoktu biliyorsunuz. Habur sınır kapısı vardır. En işlek sınır kapılarından biridir. Irak'la olan en işlek sınır kapımızdır. Irak ile olan sınır kapılarımız Habur, Üzümlü ve Derecik sınır kapılarıydı. Bunlar içerisinde en işleği Habur sınır kapısıdır. Habur sınır kapısı Türkiye'nin en işlek sınır kapılarından biridir arkadaşlar. İran ile olan sınır kapılarımıza bakıyoruz. Esendere, Kapıköy sınır kapısı, demiryolu bağlantımız var. Gürbulak sınır kapısı, en işleği Gürbulak sınır kapısıdır arkadaşlar. İran ile olan sınır kapılarımız içerisinde. Dilucu sınır kapısı Nahçıvan ile olan sınır kapımızdır arkadaşlar. Dilucu. Ermenistan ile olan sınır kapılarımız Alican ve Akyaka sınır kapılarıdır. Bu sınır kapılarımız kapalıdır arkadaşlar. 1993 yılında Ermeniler Azerbaycan'daki dağlık Karabağ bölgesini işgal edip orada Hocalı katliamını gerçekleştirince Ermenistan'la bütün siyasi, ekonomik, sosyal bağlarımızı kesiyoruz. Sınır kapılarımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Şu anda Ermenistan'la hiçbir bağımız, ekonomik bağımız, ulaşımımız yok arkadaşlar. Sınır kapılarımız kapalıdır. Bu ikisi de kapalı sınır kapılarıdır. Gürcistan ile olan sınır kapılarımız Aktaş sınır kapısı. Bu sonradan açıldı arkadaşlar. Aktaş sınır kapısı, Türk gözü sınır kapısı ve Sarp sınır kapısı. Gürcistan ile olan ticaretimizin yaklaşık %90'ını Sarp sınır kapısından yapıyormuşuz arkadaşlar. En işleyi Sarp sınır kapısı. Gürcistan ile olan sınır kapılarımız içerisinde en işleyi Sarp sınır kapısıdır arkadaşlar. Bunun dışında aynı zamanda Sarp sınır kapısında pasaportsuz geçiş var. Kimlikle geçiş sağlanabiliyor. Bunun dışında arkadaşlar Bulgaristan ile olan sınır kapılarımız Kapıkule sınır kapısı. En işlek sınır kapımızdır arkadaşlar. Kapıkule sınır kapısı. Aynı zamanda demir yolu bağlantısı vardır. Kapıkule sınır kapısında en işlek sınır kapımız, Hamzabeyli sınır kapımız, Dereköy sınır kapımız Bulgaristan ile olan sınır kapılarımızdır. Yunanistan ile Uzun Köprü ve İpsala sınır kapısı var arkadaşlar. Uzun Köprü ve İpsala. Uzun Köprü sınır kapısı demiryolu bağlantısı olan sınır kapımızdır. Arkadaşlar komşularımız ile olan sınır kapılarımız bunlardır. Bakın sınır kapılarında arkadaşlar şöyle söyleyeyim size, biraz ezber, yani ezber yapacaksınız. Bunlar içerisinde ama mesela Zeytin Dalı sınır kapısını unutmayın. Cilvegözü sınır kapısı sorulabiliyor Suriye ile olan sınır kapılarımızda. Mesela Irak'ta Habur sorulabiliyor. Mesela İran'da Gürbulak sınır kapısı çok sorulur. Nahçıvan ile olan sınır kapımız hangisidir diye gelebilir Dilucu. Mesela Gürcistan'la en işlek sınır kapımız hangisidir deyip sorulabilir Sarp sınır kapısı. Türkiye'nin en işlek sınır kapıları hangisidir derse Kapıkule en işlektir. Habur, Kapıkule ve Habur sınır kapıları en işlek sınır kapılarımızdır. Yani bunlar arkadaşlar karşınıza çıkabiliyor. Yani ezberlemeniz gerekecek mecburen. Ama soru çözdükçe arkadaşlar konu oturuyor. Biraz soru çözseniz. Soru çözürseniz bu iş hallolur diye düşünüyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar, karayolunu da bitirdik. Hava yoluna geçelim. Hava yolu.
Türkiye'de hava yolu. Arkadaşlar, hava yolu taşımacılığı son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiş bir taşımacılıktır. Özellikle çok hızlı olmasından dolayı yolcu taşımacılığında çokça tercih edilmektedir. Şimdi hava yoluyla ilgili arkadaşlar bilmemiz gereken bazı özellikler var. Bunlardan bahsedeyim. Türkiye'de ilk hava ulaşımı 1933 yılında küçük pervaneli uçaklarla başlamıştır. Bu amaçla 1933 yılında Hava Yolları Devlet İşletme Dairesi kurulmuş. Bu daire 1938 yılında genel müdürlüğe dönüştürülmüş. 1956 yılında ise Türk Hava Yolları adını alarak iç ve dış hatlar, yolcu, yük ve posta taşımacılığı görevini üstlenmiş. Şimdi arkadaşlar bakın, burada hava yoluyla ilgili kırmızı ve mavi işaretli yerler var. Bunlar nedir? Şöyle söyleyeyim size. Hava alanı ile havalimanı birbirinden farklıdır. Hava alanı farklı, havalimanı farklı. Bakalım hava alanı neymiş, havalimanı neymiş? Bütünü ya da bir bölümü içerisinde hava araçlarının iniş, kalkış ve yer hareketlerini gerçekleştirebilmeleri için karada veya suda oluşturulmuş sahaya havaalanı deniliyor. Uluslararası hava trafiği, geliş gidişlerine hizmet vermek amacıyla tesis edilmiş olup, gümrük, göçmenlik, hayvan ve bitki karantina işlemlerinin yürütüldüğü hava alanlarına havalimanı deniliyor. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, eğer sadece yurt içi uçuşlar varsa, yurt içi uçuşların olduğu yer havaalanıdır. Ama yurt içi uçuşların yanında yurt dışı uçuşlar da varsa, yurt dışı uçuşlara bağlı olarak gümrük, göçmenlik, hayvanla bitki karantinası, pasaport kontrolü gibi yerler varsa, yani iç hatların yanında dış hatlar da varsa havalimanı. Ama sadece yurt içi uçuşlar varsa havaalanıdır arkadaşlar. Hava alanları, hava yoluyla ilgili Türkiye'nin en büyük havalimanı Atatürk Havalimanı'ydı. Şimdi İstanbul'a 3. havalimanı yapıldı biliyorsunuz. İstanbul Havalimanı Atatürk kapatıldı. Şu anda en büyük havalimanımız İstanbul Havalimanı'dır arkadaşlar. İstanbul Havalimanı sorulabilir, en büyük. Sonra bakın Dalaman soruluyor. Dalaman Havalimanı. Şimdi arkadaşlar Dalaman'a neden havalimanı yapmış olabilirler? Çünkü buralar turistik yerler. Buralara yurt dışından gelen turist direkt buraya gelebilmesi için, yurt dışından gelen turisti daha hızlı buralara getirebilmek için Dalaman'a havalimanı yapılıyor. Dalaman'daki havalimanının özelliği, buradaki uçuşların arkadaşlar çok büyük bir kısmı yurt dışına gerçekleştiriliyor. Yani sınavda sorarlarsa yurt dışına uçuş oranı, bakın sayısı demiyorum, yurt dışına uçuş oranı en fazla olan havalimanı hangisidir derse Dalaman'ı seçeceğiz. Yani Dalaman'da örneğin 100 uçak kalkıyorsa 90'ı yurt dışına. O yüzden yurt dışına uçuş oranı en fazla olan havalimanı arkadaşlar Dalaman Havalimanı'dır. Bunun dışında, bakın bunun dışında biliyorsunuz Giresun ile Ordu arasına deniz doldurularak havaalanı yapıldı. Orgi. İsmi de Orgi ama sanırım bu da değiştirildi. Orgi. Orgi'ydi. Ordu'nun oru ile Giresun'un giysiydi. İşte Orgi. Giresun'a Ordu arasında denizin doldurularak yapılmış bir havaalanıydı arkadaşlar. Bunu sorabilirler. Bir de Şanlıurfa Havalimanı var. Şanlıurfa Havalimanı'nın özelliği de Türkiye'nin en büyük kargo havalimanıdır arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük kargo havalimanı Şanlıurfa Havalimanı'dır. Arkadaşlar, Şanlıurfa Havalimanı en büyük havalimanımızdır. Şimdi hava yoluyla ilgili arkadaşlar bilmemiz gereken genel özellikler bunlar. Türkiye'de ulaşım konusunu bitirdik. Ulaşımla ilgili var mı kafanıza takılan bir şey?